Efendi Aleyhisselam'ın koymuş olduğu kırmızı çizgiler var. Bunları herkes biliyor. Kimsenin bu çizgileri aşmaya hakkı yok. Kimsenin Efendi Aleyhisselam'ın böyle iğneyle kuyu kazar gibi çok ince bir çalışmayla ortaya çıkarmış olduğu şu cemaatin yolunu bozmaya, değiştirmeye, onları şaşırtmaya kimsenin hakkı yoktur. Ya hepimiz, ben konuşarak kendime de söylüyorum, hepimiz haddimizi bilmemiz lazım. Neyi yapabiliriz, neyi yapamayız? Neye müdahale ederiz, neye müdahale edemeyiz? Allah-u Teala Hazretleri dostlarının yoluna tuz kondurmaktan bizleri muhafaza eylesin. Tahriften, yani değiştirmekten, şaşırtmaktan demektir. Ve inhiraftan, kendimizin de şaşmasından Hak Teala Hazretleri bütün ihvanımızı muhafaza eylesin. Şaşıranlara da tekrar Efendi Hazretleri'nin tam yürüttüğü şekilde bu işi yürütmeye muvaffak eylesin. Sakın kalma havatırla, yani düşüncelerle, kusurla, eksiklikte kalma. Evet. Efendi Hazretlerimiz çavuş başındayken gitsek mi gitmesek mi, gitsek görüşebilecek miyiz, görüşemeyecek miyiz derken böyle bir sürü sıkıntılarla beraberdik. Ama şimdi hiç sıkıntı yok. Orada. Bekliyor. Her gittiğinde görüşebiliyorsun. Apaçık. Ahmet abi anlatıyor. İsmini hep veriyorum. Sorun kendisine diye. Ahmet Gülsev abi. Esenler'de oturur. Efendi Hazretlerimiz yakın hizmetini yaptığı senelerde bir defasında yalnızız diyor. Efendi Hazretleri'nin odasındayım. Sırtımı kapıya dayamışım. Efendi Hazretleri düşemesini kenarda istirahat edecek. Döndü bana dedi ki durup dururken yani yekten. Ahmet, kılıç kınındayken mi iş görür? Kınından çıktıktan sonra mı iş görür? Dedim Efendi Hazretleri kınında nasıl iş görürsün? Kınından çıkması lazım. Buyurdu ki ben şimdi size hizmet ediyorum ihvanıma. Ama hayattayım. Bedenimle beraberim. Yani bedenimin de ihtiyaçları var, ailemin ihtiyaçları var, onlarla ilgileniyorum. Kınındaki kılıç gibi. Ama ahirete irtihal edip göçüp gittiğim zaman kınından çıkmış kılıç gibi olacağım. Asıl o zaman hizmet edeceğim. İstifade etmenin şartları vardır. Edep, edep lazım. Hayattayken de öyle, ahiret irtihal olduktan sonra da öyle. İstifadenin şartı edeptir. Eğer edebi temin edebilirsek, demek ki şimdiki istifademiz çok daha fazla olacaktır. Şurada caminin ortasında Mir'atul Usul okunuyor. Bir defasında Şaban Efendi hocamız Sellemoğlu'na takrir ediyor. Katılanlar sayısı çok fazla değil derse, maalesef öyleydi yani. Efendi Hazretleri tek tek çağırırdı, gene de dolmazdı yani. Gelmesi gerekenler gelmezdi. Onu da söylemiş olayım. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki şu Mir'atul Usul'ü bu şekilde okumaya, okutmaya devam ederseniz size destekleyeceğim. Ömrüm vefa etmez de Edirne Kapı'ya nakledilirsem Edirne Kapı'dan destek vereceğim. Böyle yumruğunu kaldırarak oradan destek vereceğim buyurmuştur. Bunlar Efendi Hazretlerimizin kelamlarıdır. İyi anlamak lazım. Rabbim Celle Celaluhu hepimizin anlayışını tam eylesin.